Bir şirketin ekonomik durumunu incelerken en çok dikkat edilen şeylerin başında gelir tablosunun geldiğini söyleyebiliriz. Bu dersimizde bu konu üzerinde duracağız. Gelir tablosu bir şirketi incelerken analiz edilen 3 finansal tablodan biridir. Bir diğeri ise bilanço tablosu. Hatırlarsınız, finansal kriz ve benzeri diğer konulardan bahsederken bilanço tablosunun ismi de sık sık geçmişti. Bu dersimizde gelir tablosunun bilanço tablosuyla olan ilişkisini de inceleyeceğiz. Üçüncü ve sonuncusu ise nakit akış tablosu. Bunun üzerinde daha sonra duracağız. Çünkü gelir tablosuna kıyasla biraz daha karışık bir konu. Gelir tablosu bir şirketin belirli bir dönemde ne kadar kazandığını gösterir. Bu belirli dönem bir yıllık bir dönem olabilir. Örneğin biraz geçmişten bir örnek olsun. 2008 diyelim. Tablo bir yıllık dönemi kapsarsa bu yıllık gelir tablosu olur. Üç aylık gelir tablosu da sık sık karşımıza çıkar. Ara sıra aylık ya da altı aylık gelir tablolarına da rastlayabiliriz. Genel olarak hepsi birbirine benzer. Şirketin faaliyetlerine göre değişiklikler oluşabilir. Bu dersimizde diyelim ki yedek parça satan bir şirketi inceleyeceğiz. Oldukça basit bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Yedek parça satışı karma karışık bir iş değildir. Parçayı üretirsiniz ve satarsınız. Satış yaptığınız kişi de karşılığında size para verir. İşin muhasebesine çok derinlemesine girmeyeceğim. Ama en basit haliyle düşünecek olursak size ödenen para da geliriniz olur. Ya da belirli bir zaman diliminde kazandığınız para da diyebiliriz. Yedek parça sattık. Bize verilen parayı aldık ve bu da bizim satış gelirimiz oldu. Daha sonra gelir konusunu farklı şekillerde de inceleyeceğiz. Şimdi diyelim ki 2008 yılının gelir tablosunu yapıyoruz. Bu yıl içinde 3 milyon liralık parça sattığımızı varsayalım. Pekala. Bu bize verilen para. Ama kazandığımız tam olarak bu miktar değil. Çünkü sattığımız parçaları üretmenin bize bir maliyeti oldu. Bunu da belirtmeliyiz. 3 milyon liralık satış yapıp hepsini banka hesabına yatırıp işlem tamam diyemeyiz. Gelir tablosunda gördüğümüz ilk şey bu parçaların üretim maliyetidir. Bu maliyet bazen satış maliyeti, bazen de satılan malların maliyeti şeklinde belirtilir. Burada iki şey var. Biri değişken maliyet. Değişken maliyet ne olabilir? Üretilen her parça için kullanılan metal miktarı, harcanan enerji, belki de üzerine sürülen boya yani satılan malların maliyeti dediğimizde 3 milyon liraya satılan bu parçaları üretirken metale, boyaya ve kullanılan elektriğe ne kadar harcadığımızdan bahsediyoruz. Bu değişken maliyet. Bunun yanında bir de sabit giderlerimiz var ya da göreceli sabit gider. Üretimin yapıldığı fabrikayı sadece açık tutmanın bile ne kadar yedek parça ürettiğinizden bağımsız olarak bir maliyeti var. Bunun detayına daha sonra gireceğiz ama şimdilik örneği basit tutalım. Ve parçalara üretmenin maliyetinin 1 milyon lira olduğunu düşünelim. Bazıları bunu 1 milyon lira gider şeklinde belirtir. Ben genelde eksi işaretiyle belirtmeyi tercih ediyorum. Gelirden düşülen değeri eksi, gelire eklenen değeri artı işaretiyle göstermek kafamı daha az karıştırıyor. Tabii bu herkes için geçerli olmayabilir. Bazıları bu artı 1 milyon liralık bir gider diyebilir. Gider dediği için de işlem sırasında çıkarılır. Fark etmez. Herhalde ana fikri anlamışsınızdır. Şimdi maliyeti gelirden çıkarırsanız brüt karı hesaplamış olursunuz. Bu durumda brüt kar 2 milyon lira. Bu değer size bu parçaların satışından ne kadar kâr ettiğinizi gösterir. Genelde daha fazla parça satışı yaptıkça bu değer de artar. Bu 2 milyon lira. Şirketin ödediği vergiler ve maaşları gibi diğer giderler öncesindeki karı. Ödenen maaşlar satılan mallar maliyetine girmez, değil mi? Bir şirketin genel müdürünü fabrikada üretim içinde hayal edemeyiz, öyle değil mi? O halde ne genel müdüre ya da diğer üst düzey çalışanlara ödenen maaş ne de tüketici kitlesine ne kadar iyi parçalar ürettiğinizi anlatan pazarlama giderleri buraya eklenmez bunlar daha sonra yazılır ve genelde ayrı ayrı belirtilir pazarlama diye ekleyelim buraya satışı gerçekleştiren kişilere yapılan ödeme var buna da satış diyelim ofis çalışanlarına muhasebeciye ve genel müdüre verilen maaş var tüm bunları genel başlığı altında belirtebiliriz bu giderler ya da genel ve idari giderler olarak ya da eğer satış giderleri de dahil ediliyorsa satış genel ve idari giderler olarak belirtilir. Satış gideri dediğimiz şey örneğin bir satış sorumlusunun aldığı komisyon olabilir. Ya da bu satış sorumlusunun ülke içinde dolaşıp önemli kişilere yemeğe çıkarmasının maliyeti de olabilir. Genel ve idari giderlerse kurumsal giderleri ve çalışanlara ödenen maaşı kapsar. Şimdi bunları brüt kardan çıkaracağız. Diyelim ki şirketimiz pazarlama faaliyetleri için 500 bin lira harcıyor. Eksi 500 bin yazalım. Başına eksi koyuyorum çünkü bunun diğer gider olduğunu hatırlatmak istiyorum. Daha önce dediğim gibi bazı modellerde bunu 500 bin lira gider olarak yazarlar. Satış giderleri için eksi 200 bin, genel ve idari giderler için de eksi 300 bin yazalım. İşte şimdi bu işletmen faaliyetlerinden ne kadar kar ettiğini hesaplayabiliriz. Buna işletme karı denir. Bu nokta önemli pek çok kişi şirketimiz şu kadar para kazandı der ve işin içine brüt kar, işletme karı, net kar, vergi öncesi kazanç gibi terimler girer. Tüm bunlar farklı şeylerdir. Bunları anlamamız önemli. Ama bunları açıklamadan önce işletme karını hesapladığımız işlem sonucuna bir bakalım. 2 milyon eksi 1 milyon. O halde işletme karı 1 milyon lira. Parça satışından 2 milyon lira para aldık ama şirketin giderlerini, pazarlama, satış, genel ve idari giderleri düştüğümde geriye 1 milyon lira kaldı. Bu kar şirketin faaliyetlerinin getirisi. Buna şirketin kazancı da diyebiliriz. Bu parayı şirket yaratıyor. Daha önce pek çok kez bilanço tablosu çizmiştik. Şimdi yeni bir tane çizelim. İlk olarak şirketin aktiflerini ekleyelim. Aktifler ve işletme değerleri gibi terimlerden daha sık bahsedeceğiz. Bu ikisinin arasında ufak bir fark var ama ikisi de az çok aynı şeye tekabül ediyor. Şirketin giderlerinin nasıl ödendiğine ya da şirketin nasıl finanse edildiğine geçmeden önce işletmenin sadece kendisine düşünelim. Aktifler burada hesapladığımız parayı yani işletme karını yaratıyor. Bu ileride aktif karlılığından bahsettiğimiz zaman daha da önem kazanacak. Hatta şimdi bahsedelim. Neden olmasın? Diyelim ki bu aktif için 10 milyon lira ödedik. 2008 gelir tablosunda gördüğümüz üzere bu aktif bir yıl içinde 1 milyon lira kazanç sağlamış. Aktif karlılığını şimdi açıklayabiliriz. Pay kısmı kar olsun yani 1 milyon lira. Payda kısmına da aktif yazalım o da 10 milyon lira. O halde aktif karlılığımız %10. Yani 10 milyon liralık bir yatırım karşılığında yılda 1 milyon lira kazanıyoruz. Başka bir deyişle her yıl yatırımımızın %10'unu geri alıyoruz. Aktif karlılığı kavramı bir şirketin işletme karı ve aktifleriyle ilgilidir. Daha önceki ders videolarından hatırlarsınız. Her şirketin aynı şekilde finanse edilmediğinden bahsetmiştik. Bazı şirketlerin borçları olabilir. Diyelim ki bu şirketin 10 milyon lira aktif varlığı var. Ama bunu 5 milyon lira borçlanarak almış. Bu borcun faiz oranı diyelim ki %10. 1 milyon lira şirketin işletme karıydı. Yani şirketin aktifleri bu kazancı sağlıyor. Ama elbette bu paranın hepsi şirketin değil. Borcumuzu buradan ödeyeceğiz. Bunu da bir gider olarak belirteceğiz. Faiz gideri Borcu olmayan bir şirketin faiz gideri de yoktur ama bu örnekteki şirketin borcu var diye düşündük. Bu yıllık gelir tablomuzdu. 5 milyon lira borcumuz var. Yılda %10'unu ödüyoruz. 5 milyonun %10'u 500 bin lira. Demek ki işletme karının yarısını bankaya faiz borcu olarak ödüyoruz. Şimdi geriye kalan 500 bin lira vergi öncesi gelir. Vergi öncesi dediğimize göre sıradaki giderin ne olduğunu anlamışsınızdır. Bu 500 bin lira şirketin sahiplerinin devlete ödeme yapmamaları durumunda kazanacakları para. Ama elbette ki vergi verecekler. Bu oran değişebilir. Biz bu örnekte %30'luk bir kurumlar vergisi uygulandığını varsayalım. 500 binin %30'u 150 bin lira. Bunu da devlete ödüyoruz. Ve böylece şirket ödeme yapması gereken herkese ödemesini yaptı. Burada 3 milyon ile başlamıştık. Giderleri ödeye ödeye geriye ne kaldı? 350 bin lira net kar. Şirket sahiplerinin cebine giren para işte bu kadar. Yani bu, net kar. Şimdi bilanço tablomuza dönelim. 10 milyon liralık varlığımız ve 5 milyon lira borcumuz vardı. Geriye kalanın öz kaynak olduğunu biliyoruz. Parlak renkte çiziyor. Bunların defter değeri olduğunu düşünelim. Defter değeri içinde muhasebe defterlerinde yazılı olan değerler diyebiliriz. İleride tükenme payı ve amortisman gibi kavramları ve bunların defterlerde görülen değerleri nasıl değiştirebildiğini göreceğiz. Şimdilik basit bir şekilde özetlersek eğer gidip 10 milyon lira değerinde bir şey alırsanız muhasebe defterinize 10 milyon liralık bir aktif varlığınız olduğu yazılır. Eğer bu aktif varlığı alırken 5 milyon lira borçlandıysanız geriye kalan 5 milyon lira sizin öz kaynağınızdır. Her şeyinizi sattığınızda size kalan para 5 milyon lira olur. Şimdi ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Aktif karlılığı incelerken işletme karına baktık. Çünkü bu miktar şirketimizin bankaya ya da devlete ödeme yapmadan önce elindeki kazandığı paraydı. Bu parayı yani 1 milyon liraya alıp aktif miktarı olan 10 milyon liraya böldük. O zaman bu kez başka bir kavramı daha hesaplayabiliriz öz kaynak karlılığı. Pay kısmına net karımızı yazalım. Şirketimizin net karı 350 bin liraydı. Payda kısmına da öz kaynağımızı yazalım. Yani 5 milyon lira. 35 bölü 500 yani %7 gibi bir orana eşit oluyor. Öz kaynak karlılığımız %7. Aktif karlılığı ve öz kaynak karlılığı arasındaki farkın sebeplerine şimdi girmeyelim. Çünkü zamanımız azaldı. Bu dersimizde yedek parça satan bir şirket için basit bir gelir tablosu hazırladık. İleride farklı şirketlerin gelir tablolarını inceleyeceğiz. Finans şirketleri, sigorta şirketleri, doğalgaz şirketleri. Bunların hepsinin oldukça farklı gelir tabloları olduğunu göreceksiniz. Ama işin temel prensiplerini bu örnekte görüp anlamış olduk. Ya da en azından anlamış olduğunuzu umuyorum. Kar, brüt kar, İşletme karı, vergi öncesi gelir ve net kar arasındaki farkları öğrendik. Böylelikle bir şirketin yıllık kazancına dair karşınıza çıkabilecek üstün körü rakamların her zaman doğruyu yansıtmadığını da görmüş olduk. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.